Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Burak Yetiş. Bugün sizlerle birlikte SolidWorks temel seviye parça modelleme teknikleri serimizin 4. videosunu çekeceğiz. Ama 4. modelini modellemeyeceğiz. Bildiğiniz üzere ben önceki videolarımda sıralı bir şekilde görselde 1, 2, 3, 4 nolu görselleri modelliyordum. Ama bu videoda farklı bir komut kullanmak adına ekranda görmüş olduğunuz bilardo topunu modelleyeceğim. Dilerseniz hemen videoya geçelim. Şuradan hemen yeni bir çalışma sayfası açıyorum ve modelimizi karşımıza alıyoruz. Modeli karşımıza aldıktan sonra arkadaşlar ne yapacağız onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar burada yani önceki videolarımızda olduğu gibi ya hangi örünüşten başlasaydık, nereye düzlem, hangi düzleme skeç açsaydık gibi bir derdimiz yok. Bu çünkü küresel bir parça. Burada yapmamız gereken şey rastgele bir yere skeç açmak. Hadi üst düzlem olsun. Geldim üst düzleme, skeç açtım. Buradan yapmam gereken şey bu rastgele bir daire çizmek. Daireyi çizdikten sonra dairenin çapını belirlemek. Çapı bilardo toplarını ben önceden çizdiğim için söylüyorum. Bilardo toplarının çapı aşağı yukarı 5-5,5 santim olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Hadi 50 5-5,5 santim diyorum ya. Hani 5-5,5 santim 50 milim ödüyor işte. Hani 50 milim olarak kabul edelim. Yani 5 santim olarak. Ardından yapmamız gereken şey ne? Bu dairenin tam ortasına bir dik çizgi çekmek. Buna da CTRL ile sol tık ile yine bir dikeylik ilişkisi verelim. Verdikten sonra yapmamız gereken şey bu yarım daireyi budamak. Ardından ne yapacağım? Unsurlar kısmına geleceğim ve döndürerek katı oluşturma seçeneğini tıklayacağım. Buradan döndürme eksenini, şu görmüş olduğunuz çizgiyi seçeceğim. Seçtikten sonra görmüş olduğunuz gibi hemen bir katıyı oluşturuyor. Burada yön tayin seçeneğimizin bir önemi yok. Burada önemli olan yönün açısı. Mesela 360 derece diyor. Ben bunu 270 derece yapsam topun dörtte birini yok edecek. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Bakın. Yani bir dilimi yok etti. Ben dört dilimli bu topun birini yok ettiğim için şimdi tekrar 360'a basıyorum. Ve enterladığım zaman görmüş olduğunuz gibi topum oluştu. Peki bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra fark etmez. Ön üst sağ düzlem yine fark etmiyor. Çünkü küresel geometriye sahip bir şekil. Buradan sağ düzleme geldim ben rastgele. Şuradan çapı 25 milim olan bir daire oluşturdum. Buraya da 25 yazayım. Çünkü ben hatırladığım ölçüleri şey yapıyorum arkadaşlar. Yani bu adam bu ölçüleri nereden biliyor diye sen düşünmeyin. Önceden ölçüleri hatırladığım için böyle rastgele çiziyorum. Şimdi CTRL sol tık ile yapmam gereken şey şu görmüş olduğunuz kürenin çeperini seçmek. Zaten burada döndür diye gösteriyor size. Döndür bir diye. Buradan sonra ne yapacağım? Yine aynı şekilde bu dairenin çeperini seçeceğim ve eş merkezli ilişkisini verdikten sonra skecim tam tanımlı oluyor. Ve ardından ne yapacağım? Buradan rastgele merkez çizgisi çekeceğim. Ve bu çizgiyi yatay bir şekilde çekmem lazım. CTRL ile sol tık ile yataylık ilişkisi verdim. Ve ardından tek yapmam gereken şey bunun arasını 3,5 ya da 4,5 yapsam olur mu? Hadi 4,5 milim olsun. 4,5 milim mesafe verdim. Ve metine tıkladım. Metinden eğrilerde şu görmüş olduğunuz çizgiyi seçtim. Ve buraya 3 yazalım. Şu 3 numaralı kırmızı topu modelleyelim. 3 yazdım ve ardından yapmam gereken şey belge yazı tipi kullan seçeneğini kaldırıp buradan buraya 10,5 yazacağım. 3 tam ortaya oturdu. Ya tam ortaya oturmasa bile biraz yukarıda kaldı. Buradan da yazı fontunu Georgia ayarlayacağız. Bunu yazabilirsiniz buradan yazı fontunu. Bu Georgia yazı fontunu seçtikten sonra bakın biraz daha 3 numara aşağıda kaldı. Buradan yeşil tıka basıyorum. Biraz aşağıda kaldı, yukarıya çekmek lazım. O zaman şöyle yapalım. 3,5 yapalım. Biraz daha yukarıya ortalamış olalım numarayı. Tamam. Bundan sonra skeci kaydedip yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. Unsurlar kısmından eğrileri geliyorum. Ayrım çizgisine geliyorum. Burada zaten çizmiş olduğum skeci gösteriyor otomatikman. Yani şu 3 numarayı yazdığım skeci gösteriyor. Ve ardından direkt yüzü seçip tek yöne tıklayıp, çünkü bilardo toplarında arkadaşlar tek numarada yani tek yüzde artık numara yazar.
Yani arka tarafında aynı şekilde 3 numara yazmaz. Tek yüzünde yazar. Yönü ters çevir diyorum. Baktığım yöne doğru olsun. Yani yansıtması. Hemen geldim buraya. Görmüş olduğunuz gibi yansıttı. Şimdi ya, neden bunu yaptım? Arkadaşlar bu topu renklendireceğim zaman haliyle bu tek bir body halinde, yani tek bir gövde halinde. Ben bunu renklendireceğim zaman atıyorum kırmızı rengi atadığımda tüm bilardo topunda kırmızı renk olacaktı. Ben bunu istemiyorum. Kısım kısım renklendirmek istiyorum. Ve bu yüzden yüzleri otomatikman ayırmış oldum. Ayrım çizgisi kullanarak. Şimdi gelelim bu yüze tıkladık. Bu yüzden görünümlere tıklayalım. 101 seçeneğine tıklayalım. Ve ardından plastik kısmından High Gloss Plastiğe gelelim. Buradan kırmızıya tıklayalım. Kırmızıyı da şöyle görmüş olduğunuz gibi bir tık açalım. Hatta bu biraz turuncuya kaydı. Şöyle güzel bence. Benziyor zaten. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Benziyor. Buradan da hani siz bunu ayarlamak istemiyorsanız göz kararı. Benim bu videoda ayarladığım rengi ayarlamak istiyorsanız şuradan renk kodlarını girebilirsiniz. Yani 255, 35, 7. Bunları girdiğiniz zaman bu rengi elde edersiniz. Buradan yeşil tıka bastım ve aynı şekilde bu yüze geldim. 101'e tıkladım. Yine burada buranın beyaz olması lazım. High Gloss'a geliyorum. White High Gloss Plastik, yani beyaz yüksek parlak plastiğe tıklıyorum görünümlerden. Bunu da aynı şekilde renklendirdim. Yine buraya geliyorum. Bu sefer görünümlerden yüze tıklayıp ne yapacağım arkadaşlar? Bunda siyah olmasını istiyorum. High Gloss'a geliyorum. Yine bunun da Black High Gloss Plastik olmasını istedim. Ve tıkladığım zaman görmüş olduğunuz gibi basit bir şekilde bilardo topunu modelledik. İsterseniz bir tane de çizgili modelleyelim. Bundan sonra şunu hatta böyle kaydedeyim. Ben önceden şöyle yapayım. Bir dakika. Masa üstüne geleyim. Kanal çalışmalarımı ayrı bir yerde kaydediyorum. Bakın temel seviye katı modelleme teknikleri böyle model 1 2 3 diye kaydediyorum. Şöyle yapalım. Bilardo topu 3 nolu diye böyle ayıralım. Burada P yazmışız. Şunu da şöyle yaptık mı? Kaydet dedik mi? Tamamdır. Şimdi arkadaşlar isterseniz bir de çizgilisini yapalım. Şimdi ben bunu aslında konfigürasyonlardan ayrı bir konfigürasyon ekleyip yapardım ama bu videonun konusu olmasın. Farklı bir videoda konfigürasyonda nasıl ayarlandığını anlatacağım size. Konfigürasyon ne işe yarıyor? Şimdi yeni sayfa açarken onu anlatayım. Arkadaşlar mesela atıyorum bir parçanız var. O parçanın aynı geometriye sahip ama farklı ölçüleri olan parçanız ya da işte nasıl diyeyim, bu şekilde bilardo topunda olduğu gibi işte topun üstüne 2 3 4 5 6 7 yazıyor. Siz onu sürekli değiştirmek istiyorsunuz ama ayrı bir dosya açmak istemiyorsunuz. Konfigürasyon ne bu işe yarıyor? Tek dosyada farklı konfigürasyonlara sahip modeller çizebiliyorsunuz. Şimdi yine aynı şekilde gelelim. Mavi topu oluşturalım. Çizgili mavi topu oluşturalım. Geldim buraya çizimime. Yine aynı şekilde buradan rastgele üst düzlemden bir çizim açalım. Gelelim buna da. Aynı şeyleri burada da tekrar edeceğiz arkadaşlar. Çapı 50 milim olacak. Ondan sonracıma buraya bir dik çizgi çekeceğim. Çektikten sonra CTRL ile sol tık ile dikeylik ilişkisi vereceğim. Verdikten sonra objeleri bu da deyip yarım bir daire oluşturacağım. Döndürerek kat oluşturma da döndürme eksenine de bu çizgiyi seçtiğim an otomatikman görmüş olduğunuz gibi topu katılıyor. Yine ne yapacağım? Geleceğim buradan rastgele buradan sadece bu sefer de ön düzleme yapalım. Şimdi top küresel olduğu için nereye skeç açtığınızın bir önemi yok arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani takılmayın buna fazla. Buraya geldim. Rastgele bir daire oluşturdum bunun merkezinde. Hemen buna 25 yazdım. Şey kaymasın diye de yine az önce yaptığım gibi bu dairenin çeperine ve bu dairenin çeperine tıklayıp eş merkezli dedim. Ondan sonra tamama tıkladım. Yapmam gereken bir diğer şey de buradan rastgele metin yazacağım bir çizgi çekmek. Yatay bu çizgi olsun. CTRL ile sol tık ile seçip yatay diyorum buna da. Ardından akıllı ölçülendirmeyi tıklıyorum arkadaşlar. Bunun arasını az önce ne yapmıştık? 3,5 yapmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra metine tıklıyorum.
Eğri olarak bu çizgiyi seçiyorum ve ardından 10 numara yazıyorum. 10 numara yazdıktan sonra belge yazı tipini kullan seçeneğini kaldırıp buradan Georgia'yı ayarlıyoruz. Çünkü o yaz rakamın yazı fontuna en çok uyan Georgia fontu arkadaşlar. Ondan sonra buraya geliyorum. Birimlerden 10,5 milim yazıyorum ve görmüş olduğunuz gibi topun rakamı oluştu. Oluştuktan sonra OK'a tıklıyorum. Buradan tekrar skecimizi kaydediyoruz. Ve bu sefer yine unsurlardan ayrım çizgisini kullanıyorum. Bu yüzü seçiyorum. Yansıtma tek yön deyip yönü ters çeviriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 10 numaralı top da oluştu. Ama burada topun çizgilerini ayarlamak kaldı. Şimdi aynı şekilde ön düzleme bir skeç açıyorum. Niçin ön düzleme skeç açıyorum? Topa çizgi ayarlayacağım. Aynı şekilde bu yüzü açıp bu yüzden ayarlamak istiyorum. Çizime geldim. Buradan çizimimizi açtık. Yapmamız gereken şey merkez ile dikdörtgen komutunu kullanarak buradan şöyle topu biraz daha kapsayacak şekilde bir dikdörtgen çizmek. Çizdikten sonra bakalım aynen şöyle. Hatta biraz ölçü mü versek ya? Yok ya, şöyle iyi bence. Şöyle yapalım hatta. Şu an kaçmış? 29'muş. Hadi bunu 30'a tamamlayalım. Biraz daha şey olsun, tanımlı olsun. 30'a tamamladık. Şimdi yapmamız gereken şey yine unsurlardan önce skecimizi kaydedeceğiz. Skeçten çıkacağız. Eğrilere gelip ayrım çizgisini tıklayacağım. Tıkladıktan sonra bu yüze tıklayacağım. Bu sefer tek yön seçeneğini kaldıracağım. Çünkü bütün daireyi kapsaması lazım bu çizginin. Buradan yansıtma seçeneğimiz yine kalıyor. Tamam'a tıkladığım an görmüş olduğunuz gibi topu çizgisini tüm böyle daireye yansıtıyor. Eğer tek yön demiş olsaydım arkadaşlar yarıya kadar yapacaktı bunu. Gerek yok. Şimdi geldim buna bu yüzleri ayrı ayrı renklendirmeye. Bu yüzün şu rengi neymiş arkadaşlar? Yine görünümlere tıklayıp yüze tıklıyorum. Buradan High Gloss'a geliyorum. Bu maviymiş arkadaşlar ama açık mavi biraz. Şöyle biraz rengi açalım. Aynen bu şekilde. Şu an tam renk güzel görünüyor. Ardından yine gelelim bu yüze. Bu yüzün de beyaz olması lazım. Buradan 101'e tıklıyorum. Yüze tıkladıktan sonra buradan High Gloss'a gelip beyaza tıklıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi iç kısmı beyaz oldu. Yine aynı şekilde buranın da siyah olması lazım. Yine buradan görünümlere tıklayalım. İki tane yüzü seçtik. Bakın 101, 102 diye. High Gloss'a geldim. Plastik High Gloss. Buradan da siyah tıkladım. Ha, şu yüzü atladık. Bu yüzün de beyaz olması lazım. Yine aynı şekilde. Buradan yüze tıkladım. High Gloss'a geldim. White High Gloss plastik dedik. Şu iki yüzün de yine aynı şekilde beyaz olması lazım. Gördüğünüz gibi çizgili topumuzu da tamamladık. Önceden çizmiş olduğum, isterseniz şunu kaydedeyim. Bilardo masası ve topunu da gösterelim. Bilardo topu 3 no'luydu. Bunun üstüne tıklayıp buradan 10 no'lu yazdığımız zaman bunu da bu şekilde kaydedebiliriz. Şimdi gelelim önceden açmış olduğum, size yani çizmiş olduğum bilardo masasının modeline. Şimdi bu aslında bir montaj. Şu sehpayı ayrı çizdim, ayaklarını ayrı çizdim, bu masayı ayrı şekilde çizdim. Görmüş olduğunuz gibi bilardo masası bu şekilde. Topları da ayrı ayrı böyle dağıttım. Kendi soy isimimde Yetiş Design diye böyle şey yaptım. Bilardo masasında genelde hep böyle siyah ya da kahverengi renkler olur. Dedim acaba ben böyle kırmızı beyaz bir tema yapsam nasıl olur, yani böyle bir nasıl durur, hoş mu durur diye düşündüm. Ve güzel durdu arkadaşlar. Bence bunu da aslında internete yüklemeyi düşünüyorum. GrabCAD dediğimiz bir model sitesi var. Oraya bu şekilde yüklemeyi düşünüyorum. Ha, şimdi şu alttaki şey ne acaba diyenleriniz olabilir. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere bilardo masası bilardo salonlarında oynanır. Ve bilardo salonlarında böyle görmüş olduğunuz gibi zeminleri var. Ben de bu zeminleri kendim böyle çizip ayırmıştım. Bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi burada da tam hali var bu modelin. Ama isterseniz eğer bu videoda büyük bir like gelirse bunu ayrıca tekrardan böyle kendi kafamıza göre çizebilirim, modelleyebilirim ve bunu nasıl modellerken anlatabilirim.
Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Bir de sizden ufak bir ricam, bildirimleri aç butonuna da tıklayın. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın.